Bilge Horoz serisi 10. Çınar ve Pınar Beyağaç'ta. Çınar'la Pınar Beyağaç'ta, yeni bilgiler kumbarada. Çınar'la Pınar Beyağaç'ta, yeni bilgiler kumbarada. İçindekiler. Şenere'nin esrarengiz gelişi. Bilengi. Üzgün orman. Etkinlikler. Şenere'nin esrarengiz gelişi. O akşam bütün mahallede elektrikler kesilmişti. Çınar ve Pınar çok sıkılmışlardı. Bu durumu fark eden Mehmet dede, "Yavrucuklarım, anlaşılan pek bir sıkılıverdiniz. Gelin size güzel bir masal anlatıverim. İster misiniz?" Bunu duyan Pınar ve Çınar çok sevindiler. "Çok isteriz dedeciğim," diye bağırıp Mehmet dedenin yamacına oturdular. Ayşe nine de bu fikre pek sevinmiş gibiydi. "Ne güzel olur bey, tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi." "Peki ne anlatacaksın dedeciğim?" "Size bugün Beyaş'taki Anıt Karaçam Ormanı'nın masalını anlatıvereceğim." "Anıt mı?" "Evet yavrum, anıt. Anıt yüzyıllar boyunca yaşamış olan ağaçlara denir. Bu ağaçların yaşları 500, 750, 1000 hatta daha fazla bile olabilir. Size anlatacağım hikayedeki ağaçlar karaçamlardan oluştuğu için de bu ağaç topluluğuna zamanla Anıt Karaçam Ormanı denilmiş. Bakın işte tam da şuradaki gibi." Diyerek duvarda asılı duran Anıt Karaçam Ormanı'nın olduğu takvimi gösterdi. Pınar ile Çınar dikkatlice takvime baktı. Takvimdeki resimde yemyeşil, kocaman ağaçlar vardı. "Vay, demek ağaçların da yaşı varmış." "Olmaz mı hiç kızım? Bu dünyadaki her şeyin bir yaşı vardır." "O halde dinleyin bakalım." Ve başladı anlatmaya. O sırada Çınar ve Pınar hala takvimdeki resme bakıyorlardı. Derken resimdeki ağaçlar bir anda kayboldu. Çınar ve Pınar şaşkınlıktan gözlerine inanamadı. Çınar endişeyle, "Pınar, Pınar, sen de benim gördüm, görüyor musun?" "Evet, ağaçlar, ağaçlar kayboldu. Dede, nine, siz de bizim gördüğümüzü görüyor musunuz?" diyerek onlara döndü. Ancak onlara doğru döndüklerinde bir de ne görsünler? Dedesiyle ninesi yok olmuştu. İkisi de ortada yoktu. Tam o sırada takvimin yaprakları tekrar hareketlendi ve hızla dönmeye başladı. "Dede, nine, neredesiniz? Neler oluyor?" Birkaç dakika sonra takvimin yaprakları dönmeyi bıraktı. Ardından takvimden odaya doğru gökkuşağı gibi rengarenk bir köprü açıldı. Sonra köprüden kahverengi, şirin mi şirin bir ceylan yavrusu odanın içine iniverdi. Pınar'la Çınar şaşkınlıktan adeta küçük dillerini yutmuş, öylece baka kalmıştı. Sevimli ceylan Pınar'la Çınar'ı biraz süzdükten sonra, "Korkmayın çocuklar, benden size zarar gelmez. Endişelenmenize gerek yok. Dedeniz ve nineniz gayet iyi. Biz hayvanlar sadece çocuklarla iletişim kurabiliyoruz. Hepsi bu." Pınar "oh" diye derin bir nefes çekti. Sonra, Sen de kimsin? Hem buraya nasıl geldin? Bizden ne istiyorsun?" "Siz çocuklar da pek bir meraklı oluyorsunuz canım. Neyse, benim adım Şeneren." "Şeneren mi?" "Doğru,
Bu isim size biraz garip gelmiş olabilir. Annem ile babam bana bu ismi Anıtkaraçam ormanlarında her yıl yapılan Eren Günü Şenliği zamanında dünyaya geldiğim için vermiş. Eren Günü Şenliği mi? Nasıl yani? Bilmiyor musunuz? Her yıl Ağustos ayının son perşembe günü Kartal Gölü'nde Eren Günü Şenliği düzenlenir. Bütün ilçe halkı Kartal Gölü'ne gelerek bu geleneksel şenliğe katılır. Üstelik çok da eğlenceli geçer. Vay canına! Bu çok güzelmiş. Peki neden buraya geldin? Bizden ne istiyorsun? Sizinle tanışmaya gelmedim. Sizden yardım istemeye geldim. Yardım mı? Bizim sana yardım edeceğimizi de nereden çıkardın? Hem biz sana nasıl yardım edelim ki? Birçok dostum bana sizden bahsetti. Çok yardımsever olduğunuzu biliyorum. Bana da yardım edebilirsiniz diye düşündüm. Tamam da bizden tam olarak ne istiyorsun? Anıtkaraçam ormanlarını bilirsiniz. Orası benim ailemin evi. Daha dün sabah ormanda ailemle neşeli bir kahvaltı yaptık. Ardından arkadaşlarımla oynamaya çıktım. Oyuna o kadar çok dalmışız ki bir baktık Çiçek Baba zirvesine çıkmışız. Akşam olup eve döndüğümüzde bir de ne görelim? Ne anıt ağaçlar ne de ailemiz orada var. Onlar nereye gitti bilmiyoruz. Lütfen bize yardım edin. Vay be! Çok ilginç bir olaymış bu. Biz nasıl bulacağız sizin ailelerinizi? Bu olayı biz tek başımıza çözemeyiz Şener'em. Bunu çözmemize ancak Bilge Oroz yardım eder. Öyle değil mi Pınar? Haklısın Çınar. Bence de onu çağıralım. Diyerek ellerini Çınar'a uzattı. İkisi ellerini birbirlerinin elleri üstüne koyup gözlerini kapattıktan sonra başladılar sihirli sözleri söylemeye. Duyulsun sesimiz, açılsın sihirli geçidimiz, gelsin Bilge Oroz'umuz, başlasın sihirli yolculuğumuz. Der demez sanki Bilge Oroz da onların çağırmasını bekliyormuş gibi bir anda yanlarında beliriverdi. Tatlı bir tebessüm edip, Ben de tam Çınar'la Pınar ne zamandır beni çağırmıyor diye söylenip duruyordum. Sizin sesinizi de duyunca hemen geldim. Merhaba çocuklar. Özür dileriz Bilge Oroz. Seni rahatsız ettik ama yine yardımına ihtiyacımız var. Bilge Oroz Şener'e dikkatlice baktıktan sonra... Bunu görebiliyorum çocuklar. Evet Bilge Oroz. Diyerek olanları bir bir anlattı. Bilge Oroz, Pınar'ın anlattıklarını dikkatlice dinlemişti. Biraz durup düşündükten sonra kanadını havaya doğru kaldırdı. Demek öyle. Gerçekten çok ilginç bir olay bu. Lütfen bana bir yol gösterin. Benim ve arkadaşlarımın aileleri tehlikede olabilir. Endişelenme küçük dostum. Bir çaresini mutlaka bulacağız. Ama nasıl? Diyerek düşünmeye başladı. Ardından da keyifli bir şekilde... Buldum. Tabii ya. Buldum. Bilengi. Bilengi mi? O da ne? Bilge Oroz cebinden kibrit kutusundan bile küçük bir çanta çıkardı. Ardından yere koyup ayağıyla çantanın kilidine 3 kere vurdu. O anda çanta büyüdü ve kocaman hale geldi. Bilge Oroz çantayı açtı ve başladı anlatmaya. Bilengi, coğrafi konumlar ve haritalar hakkında her şeyi bilir. Öyle durduğuna bakmayın ha. Oldukça zekidir. Bu benim yeni bir icadım. Daha geliştirmem gerek. Ama şimdilik işimizi görebilecek durumda. Vay canına! Peki sadece haritaları mı bilir? Sadece haritaları değil, istediğimiz her yerin coğrafi bilgisini, yemeklerini,
gelenek göreneklerini, kültürlerini, hatta o yerlerin mucitlerini, kısaca her şeyini küçük dostum. Bu harika bilgi horoz. Deneyebilir miyim? Belki evimi bulmama yardımı dokunur. Elbette Şeneren. Sadece ona yeri söylemen yeterli. Sana her türlü bilgiyi verecektir. Bakalım benim topraklarımı da biliyor mu? Söyle bakalım Bilengi, Kartal Gölü nerededir? O anda Bilengi sırasıyla mavi ve yeşil ışıklar yaktı. Ardından konuşmaya başladı. Bilengi'nin bilgi dolu yolculuğuna hoş geldiniz. Kartal Gölü, Denizli ili, Beyağaç ilçesinin güneyindeki Çiçek Baba Dağı'nın kuzey yamacında yer alır. Kartal Gölü ve çevresi Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Yaban Hayvanı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma alanı olarak ilan edilmiştir. Türkiye'nin en yaşlı Karaçam Ormanı buradadır. Kartal Gölü ve Anıt Orman civarı bitki çeşidi bakımından çok zengindir. Doğa bilimcileri için ilgi odağıdır. İnanamıyorum. Gerçekten de bildi. Elbette bilecek. Çünkü onu bunun için icat ettim. Haydi ona anıt ağaçların nereye gittiğini soralım. Bilengi, anıt Karaçam Ormanı'nın ağaçları nereye gitti? Bilgiler taranıyor. Lütfen bekleyin Bilge Horoz. Birkaç dakika sonra... Anıt Karaçam Ormanı ağaçlarının yeri bulunamıyor. Ancak Eşen Göletindeki haberci aynalı sazandan yardım alabilirsiniz. Bilengi'yi kullandığınız için teşekkürler. Dedikten sonra tekrar eski boyutuna döndü. Anlaşılan yine yolculuk vakti. Hadi dışarı çıkıp horozopteri çağıralım. Horozopter de ne? Horozopter Bilge Horoz'un icat ettiği bir ulaşım aracı. Geldiği zaman görürsün. Haydi, haydi dışarı çıkalım. Dışarı çıktıklarında horozopteri gördüler. Onu görünce Şeneren'in gözleri parladı. Bu harika bir şey. Horozopterle gezmek bir harika. Hadi vakit kaybetmeden yola koyulalım. Hep birlikte horozoptere bindiler. Horozopter, bizi Eşen Göleti'ne götür. Horozopter havalanıp 3 kere kendi etrafında döndükten sonra Eşen Göleti'ne ışınlandı. Şeneren, Bilge Horoz, Pınar ve Çınar Eşen Göleti'ne geldiklerinde göletin güzelliği karşısında adeta büyülenmişlerdi. Biraz etrafa bakındıktan sonra Pınar merakla sordu. Şimdi haberci aynalı sazını nasıl bulacağız? O anda göletten küçük, rengarenk bir balık zıplayarak onlara seslendi. Biri beni mi arıyor? Sen haberci aynalı sazan mısın? Evet, o benim. Tamam ama neden gülüyorsun? Çünkü ben o değilim. Size şaka yaptım. Ama onu tanıyorum. Bu arada ben şakacı balık. Madem tanıyorsun, o halde onu bulmamıza yardım eder misin? Elbette. Ama size bir soru sormama izin verirseniz. Sor bakalım sevgili şakacı balık. Söyleyin bakalım. Masada hangi örtü kullanılmaz? Kirli örtü mü? Tabii ki bitki örtüsü. Soruyu bilemedik. O zaman bize haberci aynalı sazının yerini söylemeyecek misin? Hiç olur mu? Hem ben sizi çok sevdim. Şimdi suya dalıp hemen onu çağırıyorum. Sonra hızla suya dalıp gözden kayboldu. Orman. Şakacı balığın suya dalıp gitmesinin ardından çok uzun bir zaman geçmemişti ki kısa bir bekleyişten sonra yanında başka bir balıkla geri döndü. Merhaba, sen haberci aynalı sazan olmalısın. Ben de... Biliyorum.
sen bilge horozsun. Benim her şeyden haberim olur. Vay be! Nereden bildiniz? Sen de çınar olmalısın. Öyle değil mi? Bu pulları boşa artmadık herhalde. O halde derdimizi de biliyorsundur haberci Aynalı Sazan. Elbette biliyorum bilge horoz. Siz gelmeden bu konu hakkında araştırma yaptım. Anıt ağaçlara ulaşıp onlarla konuştum. Konuştunuz mu? Yoksa geri mi döndüler? Onlar hep oradaydı sevgili Şeneren. Ancak gizlenmişler. Çünkü insanlara çok kızmışlar. İnsanlara neden kızmışlar? Çünkü son zamanlarda insanlar Anıt Karaçam ormanını kirletip gidiyorlarmış. Yerlere çöp atıyor, öylece bırakıyorlarmış. Yaşlı ağaçlar da bu duruma çok sinirlendikleri için böyle bir karar almışlar. Çınar ve Pınar bu duruma çok üzüldüler. Birbirlerine dönüp... Bir şeyler yapmalıyız. Evet, kesinlikle. Peki, bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Bir fikriniz var mı? Elbette var. Eğer insanları toplayıp onları Anıt Karaçam ormanını temizletmeye ikna ederseniz... Ağaçlar da insanları affedip geri dönerler. Peki insanları nereden bulacağız? Onları buraya nasıl getireceğiz? Ben biliyorum. Söyle bakalım sevgili Şeneren. Nasıl? Topuklu Yaylası'nda şu anda Eren Günü şenlikleri var. Evet, çok doğru. Aferin Şeneren. Şu an orada bir sürü insan vardır. Oradaki insanlara durumu anlatırsanız eminim bize yardım ederler. Bu harika bir fikir. Hadi vakit kaybetmeden Topuklu Yaylası'na gidelim. Size başarılar dilerim. Eğer benim yardıma ihtiyacınız olursa ben hep buralardayım. Bilge Horoz, Şeneren ve çocuklar Aynalı Sazan'a teşekkür ettikten sonra horozoptere binip Topuklu Yaylası'na gittiler. Yayla çok renkliydi. İnsanlar kutlamalar için keyifle hazırlık yapıyordu. Bilge Horoz, insanlara sesimizi nasıl duyuracağız? Dikkatlerini nasıl çekeceğiz? Bu şekilde onlardan nasıl yardım isteyeceğiz? Biraz düşüneyim Pınar'cığım. Bilge Horoz, sen denizin en güzel sesli ve en uzun öten horoz değil misin? O güzel sesinle ötersen insanların dikkatini çekebilir, böylece derdimizi anlatabiliriz. Ne dersin? Bu harika bir fikir Çınar. Nasıl düşünemedim ben bunu? Ardından yaylada bulunan ufak bir tepeyi gözüne kestirdi. Tepeye çıkıp tüm gücüyle ötmeye başladı. O anda etraftaki tüm sesler kesildi. Ve herkes şaşkın gözlerle Bilge Horoz'a doğru baktı. Artık herkesin dikkati aynı noktada toplanmıştı. Bunun üzerine Pınar... Bilge Horoz'un yanındaki yüksekçe bir kayanın üzerine çıkıp konuşmaya başladı. Hey, lütfen beni dinleyin. Bu güzel eğlencenizi bozduğum için üzgünüm. Ancak bir konuda sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Aralarında en yaşlı kişi sordu. Ne yardımı evladım? Pınar olan biteni oradakilere hızlıca anlattı. İnsanlar yaptıklarından utanmış ve bu duruma çok üzülmüşlerdi. Hep bir ağızdan... Tabii ki yardım edeceğiz. Biz de varız. Elbette. Zaten bu durumda eğlenemeyiz ki. Haydi. Hep birlikte ormana. Hep birlikte yürümeye başladılar. Uzun uzun yürüdükten sonra Çiçek Baba zirvesinde dinlenmeye koyuldular. Onlar dinlenirken yanlarına Çiçek Baba geldi ve merakla sordu. Hoş geldiniz dostlar. Hayrola? Nereye böyle? Anıt Karaçam ormanlarına çöp toplamaya gidiyoruz sevgili Çiçek Baba. Ya, demek öyle. O zavallı anıt ağaçlar pek üzülüyordu. Bu duruma pek sevinecekler. Size neden Çiçek Baba diyorlar? Kimilerine göre ermişler, evliyalar yurdu. Kimilerine göre dertlere deva, hastalara şifa dağıtılan yerdir burası yavrucuğum. Burada
bitki çeşidi pek çoktur. Rengarenk, çeşit çeşit çiçekler vardır. Ben de buradaki her çiçeğin özelliğini bilir ve onları tanırım. Bu bilgeliğimden dolayı bana çiçek baba derler. Bu harika bir şey. Herkes iyice dinlendikten sonra tekrar yol almaya başladılar. Bize müsaade sevgili çiçek baba. Malum işlerimiz var. Çiçek baba oradaki insanlara çöpleri toplamaları için kumaş çantalar dağıttı. Çocuklar, çocuklar, bu güzel doğamıza benim de bir katkım olsun isterim. Bu duruma çok sevinen insanlar çiçek babaya teşekkür edip yola koyuldular. Kısa bir yolculuktan sonra anıt ağaçların olduğu yere geldiklerinde etraftaki çöpleri ve kirliliği gören insanlar bundan dolayı çok utandılar. Ardından hepsi birlikte çöpleri toplamaya koyuldu. Bu iş akşama kadar sürdü. Akşam olduğunda nihayet etrafta tek bir çöp bile kalmamıştı. Herkes heyecanla ağaçların görünmesini bekliyordu. Neyse ki çok geçmeden ağaçlar görünmeye başladı. O anda Şeneren heyecanla bağırdı. İşte, işte evim orada. İşte ailem. Yaşasın, yaşasın. Koşarak anne babasına sarıldı. Ardından Bilge Horoz, Pınar, Çınar ve oradaki tüm insanlara teşekkür etti. İnsanlar bu duruma çok sevindiler ve hatalarını anladılar. Hep birlikte gönül rahatlığı içinde şenliğe geri döndüler. Çok yoruldum. Artık gitme vaktim geldi, öyle değil mi? Mesaj alınmıştır Bilge Horoz. Ardından Pınar ve Çınar ellerini birbirlerinin elleri üstüne koyup gözlerini kapadılar. Duyulsun sesimiz, açılsın sihirli geçidimiz, gitsin Bilge Horoz'umuz, bitsin sihirli yolculuğumuz. Bilge Horoz da evine gittikten sonra Şeneren'le vedalaşmışlardı ki Pınar ile Çınar kendilerini bir anda evde dedelerinin karşısında buldular. Eh be kuzucuklarım, daha hikaye başlamadan uyuyiverdiniz ya. kaçırdınız işte Anıtkara Çam Ormanı'nın masalını. Ya, haklısın nineciğim. Kaçırdık Çam masalı. Pınar ile Çınar olanlara artık şaşırmıyor, muzipçe gülüyorlardı. Etkinlikler. Kazandırılmak istenen kavramlar. Eren günü şenlikleri. Kartal Gölü. Eşen Göleti. Topuklu Yaylası. Yaylacık Dağı. Anıt Karaçam Ormanları. Çiçek Baba Zirvesi. Çiçek Baba. Hayal et kendini. Ağaçsız ve ormansız bir dünya hayal edebilir misin? Böyle bir durumda neler olurdu anlatır mısın? Böyle bir dünyada yaşamak ister miydin? Senden çocukların katılacağı bir şenlik hazırlamanı istesek, nerede, nasıl bir şenlik hazırlardın? Bu şenliğe kimleri çağırırdın? Sen bir mucitsin. Hangi konuda nasıl bir icat yapmak isterdin? Bu icadın kimlerin işine yarardı? Beyaç Kitabı Seslendirme Ekibi. Yazan Ayten Boz. Söz, müzik ve aranje Töre Cengiz. Anlatıcı Havva Ergür. Bilge Horoz Lokman Kuzdere. Çınar Berkay Efe Ölmez. Pınar Hatice Hilal Yılmaz. Mehmet Dede Muttalip Söylemez. Nine Ayşegül Şenal. Şeneren Aylin Ünal. Bilengi Alp Doğan Özay. Şakacı Balık Selen Ersoy. Haberci Aynalı Sazan Aylin Müftüler. Çiçek Baba Bülent Avşar. Yaşlı Amca Fahrettin Koyuncu.
etkinlik seslendirmesi Pelin Soysal ve Alp Doğan Özay.